Cumhuriyetimizin 100. yılını Türkiye yüzyılı ülküsüyle başlattığımız büyük atılımın sembolü haline getirmek istiyoruz. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir video paylaştı. AK Parti'nin 20 yıllık hizmet serüvenini anlatan video, "Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" başlığıyla paylaşıldı. İşte o video. Cumhurbaşkanlığı olarak İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir 100. yıl kutlama programı oluşturduk. Milletimize son iki asırda yaşadığımız kayıpları ve kazanımları hatırlatacak, ülkemize son 20 yılda nasıl çağ atlattığımızı gösterecek, Türkiye 100 yılı iddiamızı tüm boyutlarıyla ortaya koyacak bu programı 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık şiarıyla hayata geçireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir şevkle, yeni bir dinamizmle, yeni bir heyecanla başlamayı umut ediyoruz. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonundan sonraki hayallerimizi ise Malazgirt Zaferi'nin birinci yılına atfettiğimiz 2071 vizyonumuzla taşlandıracağız. 2071 vizyonunu da bizden sonraki nesiller ete kemiğe büründürecek, altyapısını hazırlayacak, hedeflerini oluşturacaktır. İnançla başlayıp, milletine güvenerek yola çıkınca, engel tanımayıp geleceğe yürüyünce, ülke sevdasıyla geceni gündüzüne katıp aşkla yorulmadan çalışınca, İç güvenlikten savunmaya, kültürden spora, altyapı ve ulaşımdan yaşanabilir yeşil şehirlere, e-devlet hizmetleri ve eğitimden sağlıkta büyük dönüşüme, teknoloji ve sanayiden enerjiye, ihracattan güçlü dış politikaya, yapılamaz denilenleri yaptık, ilklere imza attık. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Düzce'deydi. Gençlik buluşması kapsamında düzenlenen toplantıda Düzce'deki gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı, sohbet etti. Katılımcılara seslenen Kılıçdaroğlu, gündeme dair de değerlendirmelerde bulundu. Bu sadece atama bekleyen öğretmenler için değil. Aranızda hukuk fakültelerine giden var mı bilmiyorum. Bakın, önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Binlerce hukuk fakültesi mezunu, bunlar avukat olmak isteyecekler, hakim, savcı olmak isteyecekler ama hepsi açıkta kalacak. Asgari ücretle dahi iş bulamayacaklar. Nerede bir boş bina buldularsa orayı hukuk fakültesi yaptılar. Bu da yanlış. Bunun da önüne geçmek lazım. Yüksek öğrenim planlanması lazım. Önce bu ülkeye kaç veterinere ihtiyacımız var? Kaç doktora, kaç öğretmene, kaç hukukçuya planlanması lazım. Ve bu plana göre yüksek öğrenim öğrenci alması lazım. Ve buradan yetişecek insanların da iş yaşamına girmesi lazım. Herkesin kendi alanında çalışması lazım. Gençlerin iş bulması lazım. İstihdam alanlarının yaratılması lazım. Ben size desem ki biz iktidar olduğumuzda bir yıl içinde işsizlik sorununu çözeriz desem size doğruyu söylememiş olurum. İşsizlik sorununu çözmek, üretim araçlarının harekete geçirilmesini sağlamak belli bir zaman dilimine ihtiyaç hissettirir. Ama gençlerin mutlaka ama mutlaka kendi ülkelerinde çalışabilecekleri alanları yaratmak gerekiyor. Yaşadığı sorunları anlatmaya çalışıyorum. Biz bunların tamamını aşabiliriz. Hiç endişe etmeyin. Tamamını. Güç sizde. Dolayısıyla gücünüzü kullandığınız andan itibaren Türkiye çok farklı bir noktaya gelecektir. 27,5 yıl kamuda çalıştım. 27,5 yıl. Ya 27,5 yılımın tamamını denetlediler. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Bir kuruş bile bulamadılar. Bulamazlar. Boğazımdan aşağı haram lokma yemez. Haram lokma yemez. Gençler, size büyük görevler düşüyor. Bu mücadeleye destek vermek zorundasınız. Kavga hepimizin kavgası olmak zorunda. Mücadele hepimizin mücadelesi olmak zorunda. Alacaksın Amerika'ya milyarlar götüreceksin.
Kılıçdaroğlu sessiz kalacak. Niye sessiz kalayım? Kimin parası o para? Manhattan. Amerika'nın en pahalı yeri. Metrekaresi. Ofisin metrekaresi 10 bin dolar. Beyler dünyalıklarını orada yapıyorlar. Amerika'da yapıyorlar. Clay'in çiftliğini satın aldılar. Niye satın alıyorsun kardeşim? İleride oraya yerleşecekler. Onun için bürokratlara söyledim. Onlar kaçacaklar, kaçtıkları uçaklarda o imza atan bürokratlara kapıyı kapayacaklar. Ve onların da hesabını da ben soracağım. Başkanım bir de birlikte çekilebilir mi? Tabii ki. Kuzuma ben de bir şeyler yollayacağım. Kaç yaşında kuzumuz? 5 yaşında. 5, tamam. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağdat Caddesi alt geçit inşaatını da bünyesinde barındıran Maltepe Meydan Düzenlemesi Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Altay Çeşme Mahallesi Atatürk Caddesi boyunca incelemelerini sürdürdü. İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de şantiye alanında yaptı. Çalışmaların 2023 yılında biteceği müjdesini verdi. İmamoğlu, Maltepe'nin çevresi değişecek dedi, projenin katkılarından söz etti. Yıllardır var olan ihtiyacı minibüs yolu diye bildiğimiz, Göztepe'den, başlayan ya da Kadıköy'den başlayan Kartal'a kadar devam eden bu hat üzerinde Maltepe'de yoğunlaşan bu bölüm oldukça ciddi bir trafik yoğunluğu sıkışması da yaşayan bir alan. Ve bu talep yıllardır konuşulur. Ben yaklaşık 35 yıllık şahidiyim. Buradaki yoğunluğu ve buradaki şehirleşmenin. Son dönemde de Maltepe Belediye'mizle bu konuyu oldukça yoğun tartıştık. Göreve gelir gelmez Ali Kılıç Başkanımızla ve Maltepe'nin en önemli birinci sıra projesinin bu olduğuna karar verdik. Bu kanaatle ciddi bir altyapı ve proje çalışması yürüttük. Ve tabii ki burada bir iş takvimine ihtiyacımız vardı. Bu iş takvimi önemliydi çünkü gördüğünüz gibi caddenin hem sağında hem solunda önemli yapılar var, iş yerleri var. Binaların belli bir yaşam sınırları var ya da yapılaşmayla ilgili konuları var. Hepsini elden geçirdik ve sıkı titiz ve aynı zamanda da hızlı bir çalışmayı başlattık. Şu anda bulunduğumuz Maltepe'nin Merkez Camii önü olsun ve hemen üstünde yayalaştırılmış caddemiz olsun ve devamındaki sahille olan giriş çıkış noktaları olsun önemli. Uzunluğu da 1 kilometre olan bu hattımızın tabii bittikten sonra trafiği akışkan hale getirecek ve üstünde de yaklaşık 25 bin metrekarelik olağanüstü bir kullanım alanı ortaya çıkacak. Bu bir meydan. Hem burada bulunan cami ve önündeki alanın bu güzel bir biçimde kullanılması hem boylu boyunca esnaf için, bu hat için ve bu bölge için inanılmaz bir alışveriş noktası. Aynı zamanda buluşma noktası, aynı zamanda insanların birbiriyle sosyalleşme noktası haline gelecek. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı makamında basın mensuplarını ağırladı. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mesut Güler, Genel Sekreter Ramazan Çetin ve Denizli'deki gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşan Başsavcı Bölükbaşı kendini tanıttı, çalışmalar hakkında konuştu. Adliyenin yeni ek binasının yakında hizmete açılacağını müjdeledi. Ek binayla birlikte vatandaşların çok daha iyi hizmet alabileceğini söyledi. Sizleri burada ağırlamak ve sizlerle birlikte olmak bizim için onurdu. Benim amacım burada hem sizleri tanımak, basının sorunlarını dinlemek, artı bizler de adliye olarak, tabii ki biz yargısal makamlar olarak çok da fazla bu konularda ön planda olmadık, olmayacağız da hiçbir zaman ama doğru bilgiler vermek, sizlerle bazı şeyleri nasıl paylaşabiliriz, toplumu nasıl bilgilendirebiliriz, topluma doğru bilgileri nasıl ulaştırabiliriz? Bunlarla ilgili bir karşılıklı diyalog içerisinde olalım. Hem sizleri dinleyelim, sizleri de anlamaya çalışalım. Yapabileceğimiz hususlar varsa sizleri de bu aldığımız bilgiler çerçevesinde biz de gereğini yapalım diyerek istedik.
Sizleri de bugün dinledik. Çok güzel paylaşımlarınız oldu. Ben öncelikle çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelmeniz bizim için mutluluk vericiydi. Sizleri tanımak çok keyifliydi. Sizlerin sorununuz da olduğunu biliyoruz. Toplumumuzun da ciddi sorunları var. Bizler emniyet teşkilatıyla, jandarma teşkilatımızla beraber çalışan, suçluyla mücadele etmek için elinden geleni yapan birimleriz. Biz tabii ki önleyici kolluk hizmeti görevimiz yok. Biz sadece yargısal makamlarız ama tespit edilen şüphelilerle ilgili olarak tüm işlemleri layıkıyla yapmaya çabalıyoruz. Bu anlamda da hem mağdurun hakları hem de şüphelinin haklarını gözetme noktasında da çok ilkeli davranmamız gerekiyor. Hukuksal davranmamız gerekiyor. Bu konuda da çok dikkatliyiz. Denizli'nin bu noktada iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sizin yaptığınız haberleri de inceliyoruz. Burada da yansıttığınız sorunlara da bazen dikkat ediyoruz. Bunları da değerlendireceğiz. İnşallah burada topluma, vatandaşlarımıza güzel hizmetler vermemizi sağlayacak faaliyetlerimiz olur. Bunlarda da en büyük destekleri de sizin haberlerinizde de göreceğimize inanıyorum. Birbirimizle birlikte amacımız hepimizin aynı olduğunu düşünüyorum. Bu amaç doğrultusunda da inşallah iyi günler olacak diye ümitliyiz. Tekrar katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum hepinize. DENİP Akademi Risk Bazlı Süreç Yönetimi eğitimini Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi. Nova Akademi'den Bülent Yeni tarafından sunulan eğitim programında süreç yönetim sistemi, süreç kavramı, süreç bazlı yönetimin avantajları, organizasyonlarda süreç tasarımı, müşteri odaklı süreçler, süreç tanımlama, süreç akış şemaları, süreç performans ölçümü, süreç analizi ve iyileştirilmesi, risk bazlı düşünme ve süreç risklerinin yönetimi, risk kavramı, risk yönetimi, muhtemel süreç risklerinin ve etkilerinin belirlenmesiyle analizi, aksiyon planlama ve gerçekleştirme gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı yapılan bilgilendirmeler paylaşımlarla grup uygulamalarının ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. Adnan Menderes Müzesi 27 Mayıs darbesinin 62. yılında 62 gazeteci Adnan Menderes Müzesi'nde adlı programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 27 Mayıs darbesinin 62. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü organizasyonunda Aydın, Denizli ve Muğla'dan gelen 62 gazetecinin katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes 62. yılında 62 gazeteci Demokrasi Müzesi'nde isimli programda anıldı. Birlikte yenen öğle yemeğinin ardından yapılan konuşmalarda Adnan Menderes Müzesi 1960 darbe süreci ve etkileri anlatıldı. Menderes'i tanıyanlar Orhan Demir, Mustafa Şevket Tarı, Münevver Çükrük, Asım Civan da anılarını anlattı. Evet Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sagun, yönetmen ve senarist Yüksel Aksu, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, müze uzmanı doktorant Bircan Kayacan, müze müdürü Özay Özhan, devlet eski bakanı ADÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Yüksel Yalova etkinlikte konuştu. Burada 2 adet tescilli yer değirmenimiz yer almaktadır. Ayrıca Aydın ürünlerinin, yöresel ürünlerinin tanıtılıp satışının yapılacağı 8 adet satış ofisimiz yer almaktadır. Adnan Menderes müzemiz yer almaktadır. Ayrıca arkamızda görmüş olduğumuz restorasyonu yapılan Roma dönemine ait tarihi bir köprümüz yer almaktadır. Yaklaşık 800 metrekare alana sahip 3 kattan oluşan müze binamız mevcuttur. Müze binamızın bodrum katında çok amaçlı salonumuz ve kütüphanemiz mevcuttur. Zemin katında Adnan Menderes'in biyografisi ve siyasi hayatı işlenmektedir. Üst katta ise Demokrat Parti ve yapılan icraatlar konu edilerek bilgi ve belgelerinde sunulmaktadır. Adnan Menderes Müzesi, demokrasi vurgusu yapan, demokrasiye müdahalenin acı sonuçlar doğurduğunu bilgi ve belgelerle ortaya koyan
bir müzedir. Başkanlığımızın pozitif iletişim kampanyalarına katkı sunacak ve medya mensuplarının haber alma kaynağı sağlayacak olan bu etkinlik ile Adnan Menderes Müzesi tanıtılacak. Ayrıca merhum başvekil Adnan Menderes ile ilgili farkındalık oluşturulacaktır. Artık Aydın'ın da bir sinemasında olması gerekiyor ve dünya siyaset tarihinde Menderes gibi sinematografik bir öykü, sevgileriyle, aşklarıyla, toprağıyla, milli mücadelesiyle, Mustafa Kemal'in onu Aydın Türk Ocağı'nda keşfedişiyle, onu merkezden atayarak milletvekili yapmasıyla, 1950'li yıllar, 59 uçak kazası, akabinde başına gelen o siyasal, bana göre siyasal cinayete kadar çok sinematografik olduğunu düşünüyorum. Hatta bir filme bile sığamayacak kadar sinematografik olduğunu düşünüyorum. Rahmetli başvekil, demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'i o kanlı ihtilalin 62. yılında 60 gazeteciyle birlikte anma programında o döneme şahitli gelen başta özel kalem müdürümüz Şevket Beyefendi'ye gene Çakırbili sakinlerinden o döneme şahitlik eden değerli büyüklerimizle birlikte olmaktan şahsım ve Koçar Bey adına mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok muazzam bir eser oldu. Çok güzel bir eser içerisinde şu an bulunuyoruz. Bu anlamda bugün içerisinde bulunmaktan, ben de sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türk demokrasi tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri 27 Mayıs 1960 darbesidir. Bu meşhur günler emperyalistler ve sermaye odaklarınca Türkiye'de darbeci geleneğin melanet tohumlarının atılmasına ve uzun yıllar boyunca kök salarak devam etmesine sebebiyet vermiştir. Dergi görüldüğü üzere darbe sonuçlanmadan 15 Temmuz'un uygulayıcılarını övüyor, sütunlarında darbe güzellemeleri yapıyordu. Darbe girişimi bastırılınca Time'ın ilk çıkan sayısı darbeye karşı direnen halk fotoğrafı ve Türkiye'nin en uzun gecesi başlığıydı ve iç kısmında da ilk sayfada bu bir amatör darbe girişimiydi ifadesi yer aldı. Yassı adayla ilgili baktığımız vakit uydurulmuş bir mahkeme, icat edilmiş bir mahkeme sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyebilen bir mahkeme başkanı. Aradan bunca yıl geçti. 27 Mayıs Hürriyet Bayramı dedik. Sonra olmadı mı dedik. Kanunilik ilkesi o bu saymayacağım. Bütün ceza hukuku alanındaki her bir şeyi saydık. Zaten hepimiz biliyoruz ama başka bir şey var. Kamu vicdanı dediğimiz bir şey. Kamu vicdanında siz eğer doğru iş yapmazsanız, adına istediğiniz kadar Hürriyet Bayramı deyin, adına o bayram bu anayasa ve Hürriyet Bayramı deyin, sonra kaldırırsın, gene asker eliyle, bir başka asker eliyle kaldırırsınız. Ama bugün 62 diyorsunuz yıl, 162 de olsa, 1062 de olsa, 10 yıl görevde olan halkın oylarıyla seçilmiş bulunan bir başbakanlığı ve iki arkadaşını İdam ediyorsunuz. Siyasal cinayet sözcüğü hafif kalır. Konuşmaların ardından müze gezildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında farklı bir organizasyona imza atarak gençlere özel oryantilik yarışması düzenledi. İncirli Pınar Parkı'nda düzenlenen yarışmaya 104 sporcu katılırken gençler 3 kilometrelik parkurda 16 hedefe ulaşmak için mücadele etti. Yarışmanın erkekler kategorisinde Denizli İl Birincisi Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kadir Seyit Tekin, ikinci Erbakır Fen Lisesi öğrencisi Asil Can Yaman, üçüncüsü Erbakır Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Ertuğrul Şen, dördüncüsü Erbakır Fen Lisesi öğrencisi Enes İsanmaz oldu.
Kızlar kategorisinde ise Denizli İl birincisi Merkez Efendi İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Maşalı, ikinci Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa Kabaca, üçüncü Erbakır Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Alaybaşı, dördüncü Erbakır Fen Lisesi öğrencisi Eylül Aktaş oldu. Yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine katılarak gençlerle bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, orienteringin fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren bir doğal sporu olduğunu söyledi. Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok dalda ücretsiz spor kursları düzenlediklerini belirterek gençlere mutlaka en az bir dalda spor yapmalarını tavsiye etti. Bir süre gençlerle sohbet eden Başkan Osman Zolan, sonra dereceye giren öğrencilerin madalya ve ödüllerini verdi. Alanlar biraz açılsın arkadaşlar, lütfen. Teşekkürler. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli katılımcılar. Altı Derneği çatısı altında toplayan Dünya Türk Birliği Denizli İl Başkanlığı açılışına hazırlık yapıyor. Bu kapsamda Denizli Dünya Türk Birliği Denizli İl Başkanı Cafer Sarı, Gazeteciler Cemiyeti binasında basın toplantısı düzenledi. Dünya Türk Birliği Denizli İl Başkanlığı'nın açılışı hakkında bilgiler veren Denizli İl Başkanı Cafer Sarı, tüm Denizli halkını açılışlarına davet etti. Ocak 2022 dernek başkanlığımızın kararı üzerine Turan Devletler Teşkilatı Derneği, Turan Devletleri Stratejik Araştırma Merkezi TUSAM Derneği, Turan Devletler Kültür Sanat Merkezi TURKSAM Derneği, Turan Devletler Ticaret Teşkilatı Merkezi TURDET Derneği, Turan Devletler Akademisi TURKAM Derneği ve Tarz Edebiyat Kültür ve Sanat Tekstil Derneği birleştirerek Dünya Türk Birliği çatısı altında toplanmıştır. Dünya Türk Birliği'nin genel başkanı Nurullah Ağrı Beyefendi olmuştur. Kendileri başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in daima en yakınlarında bulunan dava ve yol arkadaşıdır. Birliğimizin Şubat ayında tüm resmi işlemleri tamamlanmış, Türkiye'mizde 9 bölge il temsilciliği atanması gerçekleşmiştir. Biz de büyüklerimizin tavsiyeleri üzerine Antalya Bölge Başkanlığımız tarafından Denizli İl Başkanlığı görevi verilmiştir. Birbirinden değerli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in vefatının yıl dönümünde 4 Nisan 2022 tarihi itibariyle Denizli İl Başkanlığı'nın 9 kişilik yönetimini oluşturduk. Dünya Türk Birliği'mizin amacı sanat, kültür, ekonomi, ticaret ve teknoloji alanlarda Türk devletlerinin kalkınması yolunda faaliyetleri sürdürmektir. Sizlerin de daha önce bildiğiniz gibi İsviçre'de makine mühendisi olan bir iş adamıyım. Yapılacak olan projelerimiz olduğunu beyan ederek kamuoyuna paylaşmıştım. Artık bu projelerimizi hayata geçirerek Türk milletimize kavuşturma vakti geldiğini ve yönetimimle Cenab-ı Allah'ın izniyle hızla ekonomimize katkıda bulunmamız gerektiğine inanıyoruz. Kendi imkanlarımızla Denizli'nin merkezinde birliğimizin yerini tayin ederek, içerisine restore ederek 29 Mayıs'a hazırlamaya çalışıyoruz. Aynı zaman içerisinde projelerimize ağırlık vererek ön hazırlıkları tamamladık. Akabinde ticari hacmimizi 5 kıtaya yükselttik. Başarılı bir yol haritası çizerek yolumuza devam ediyoruz. Türk iş adamlarımızla yılda 1-2 defa Türk devletlerimize ziyaret gerçekleştirerek kültürel, sanat, ticaret, teknoloji alanlarda yeni hedeflerimizi belirleyeceğiz. Nasip olursa 29 Mayıs 2022 saat 14.00'da Dünya Türk Birliği Denizli İl Başkanlığı'nın açılışımızı gerçekleştireceğiz.
Siz değerli mensup mensupları ve kıymetli deniz halkımıza aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 20 ilçe belediyesi ile koordineli olarak haşere ile mücadeleye başladı. İlçelere araç, ekipman ve biyosidal ürün desteği veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Körfez bölgesinde araçların giriş yapamadığı alanlarda zirai drone ile havadan sivrisinek larva mücadelesi yaparak ilçe belediyelerine destek oluyor. Ekipler dronlara yüklü, suda çözülen Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı biyosidal ilaçları havadan bırakıyor. İlaçlar suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından sivrisinek popülasyonunun önüne geçmek için Körfez bölgesinde her yıl yapılan larva ilaçlamaları bu yılda devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından sivrisinek popülasyonunun önüne geçmek için Körfez bölgesinde her yıl larva ilaçlamaları yaptıklarını vurgulayan veteriner hekim Caner Nergizlioğlu, ilaçlamalar sayesinde vatandaşların bu yazı daha rahat geçireceklerini söyledi. 50 araç, 70 ekipman ve 11 bin litre biyosidal ürünü ilçe belediye başkanlıklarımızın hizmetine tahsis ettik. Ayvalık bölgesi ve Körfez bölgesinde sivrisinek larva mücadele çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bataklık, sazlık ve araç ile ulaşım imkanı bulunmayan noktalar için zirai drone ile sivrisinek larva mücadele çalışmalarına şu an itibariyle başlamış bulunmaktayız. Sivrisinek larva dönemleri olarak ilaçlamaya başlanması gerekiyor. Şimdi dünyanın en büyük problemi olan iklim değişikliğinden dolayı belirli bir standartta artık larvanın mücadelesi şu ayda yapılır diye bir kavram kalmadığından biz su sıcaklıklarının 15 derecenin üzerine çıktığını tespit ettiğimiz anda sivrisinek larva mücadelesine başlaması gerektiğini ilçe belediye başkanlıklarımıza söylüyoruz ve kendimiz sahada da ekip arkadaşlarımızla beraber bunların kontrolünü yapıyoruz. Yaptığımız zirai drone hizmetiyle ilgili vatandaşlarımız gerçekten çok memnun. Belirtilen yapılan bölgelere araçla girme imkanı olmadığı için durgun su birikintilerinde mutlaka Dünya Sağlık Örgütü'nün bize onaylı ruhsatıyla verdiği biyosidal ürünleri kullanıyoruz ve bunlar biyolojik bir sınıfta olduğu için sivrisinek larvaları dışında hiçbir canlıya, suda yaşayan canlılara da zarar vermemektedir. Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa Celalbayar Üniversitesi arasında gerçekleşen üniversite sanayi işbirliği kapsamında Muradiye Organize Sanayi Bölgesi lisansüstü tez ödülleri töreni düzenlendi. Manisa Celalbayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı Osmanlı'dan günümüze sanayileşme ve etkileri konulu konferans düzenledi. İlber Ortaylı konferansı öncesi Muradiye OSB tez ödülleri sahiplerini buldu. Birinci ödül Sosyal Bilimler Ödülü oldu. Ödülü yazar Ahmet İncegül ve danışman Fikret Birdişli, Ulusal Güvenliğin Ekonomi Politiği, 1990 sonrası dönemde Türkiye'de savunma sanayi üzerine bir inceleme oldu. İkinci ödül Sosyal Bilimler Yönetim Kurulu özel ödülü oldu. Ödülü yazar Ahmet Hamdi Bülbül ve danışmanı Selçuk Seçkin, İstanbul'da Osmanlı dönemi endüstri yapılarının mimarisi konusuydu. Üçüncü ödül ise Fen ve Mühendislik Ödülü oldu. Bu ödülü yazar Erkan Başaran ve danışmanı Deniz Uçar ve Adem Yurtsever, dinamik membran, biyoreaktör kullanılarak tekstil endüstri atık suyunda boya giderimi konusuyla aldı. Ödülleri Vali Yaşar Karadeniz, Rektör Profesör Doktor Ahmet Ataç, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Osman Kıvırcık takdim etti. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı Osmanlı'dan günümüze sanayileşme ve etkileri konulu konferansı gerçekleştirdi. Öğrencilerin konferansa ilgisi yoğun oldu. Sanayimiz üzerinde bazı noktalara temas edeceğiz. Bütün benim hayatım boyunca benden sonra da evvelde Türklerin arasında yaygın bir kanaat vardır. Biz toplu ile bile yapamıyoruz. İşte biz sanayici bir memleket değiliz. Böyle bir alışkanlığımız yok. Efendime söyleyeyim, biz işte sabanla iş görürüz. Bazısı da aile diyor, biz göçebeyiz falan diyor. Onların üzerinde birazcık durayım. Göçebelik zor zanaattır ve marifetli bir zanaattır.
her göçebe de aynı göçebe değildir. Yani tarihte göçebe olan 50 bin tane millet vardır. Yani Germenler de göçebedir, Franklar da göçebedir, Slavlar da göçebedir. Hindistan'daki Aryanlar, Afganistan Peştunları hepsi göçebe milletlerdir. Bugün Kürtler de öyledir. Fakat bu göçebelerin birbirine benzemez. Arap göçebeleri umumiyetle devecilerdir. Arap dilinde deve ile ilgili binlerce kelime vardır. Çok büyük özelliği vardır. Her hayvanın yaşına, cinsine, rengine, cinsiyetine, hastalığına, sakatlığına göre ayrı bir adı vardır. Çünkü neticede fettah, işte topallayan bol deveyi kovala diyemez onu diyene kadar deve kaçar çünkü. Kısa konuşmalıdır. Türklerin de atları böyledir. Yani beyaz at falan gibi laflar edilmez. Çok ayıptır yani. Onu söyleyeyim, bir hanım başbakanımız beyaz at diyordu. Kırat yerine. Renkleri ayrıdır. Cinsleri ayrıdır. Bir Rusya muallimi Viyana Üniversitesi'nde şey yapıyor, ders veriyor. Sınıfta da Türk öğrenciler var. Bir iki tane Rusça öğrenmeye girmişler. Diyor ki bu kelime diyor loşat diyor, at dişi at, yani loşat at. Bu diyor Türkçe alaşadan geliyormuş diyor, soruyor. Böyle bakıyorlar bizim Türkler. Yani alaşa dişi attır ve hakikaten loşatın kaynağıdır yani. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin 10. olağan genel kurulu Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleşti. Genel kurula Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, Vali ve Uşak Üniversitesi Rektör Vekilleri ve sanayiciler katıldı. Genel kurula Aslı Melike Ünle başkanlık etti. Divanda Bekir Koçan, Sanayi Teknoloji Müdürü Hakan Topaç da yer aldı. Faaliyetler ve çalışmalar hakkında Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İbrahim Karahallı genel kurulda bilgiler verdi. Yine Dünya Bankası finansmanlı olarak bu proje kapsamında bölgemiz içerisinde tespit ettiğimiz 8 ayrı noktada 4.4 megawatt bir güneş enerji santrali kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili yerler, işte Büyükbaş Deri Fabrikası'nın üstü itfaiyenin üzeri, otoparkın üst kısmı, oraya bir çelik konstrüksiyondan bir yer yapılacak ve üstüne güneş enerji panelleri konulacak. 4.4 megawattlık bir rakama ulaşıyoruz. Bu durumda bugünkü değerlerle yaklaşık 1 milyon TL gibi bir para bölgenin kasasına girmiş olacak. Biz bu proje kapsamında bunları işte su kuyularımızda, aydınlatmalarda ve arıtmanın elektrik giderlerinde kullanmayı planladık. Bununla ilgili dediğim gibi kredi başvurusunda bulunduk ve teminatını da karşılayabiliyoruz. Mümkün oldukça en kısa süre içerisinde özellikle bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Arsa satışı gerçekleşmezse eğer, bu durumda 5 TL olan aidatın üzerine 10 TL katılım payı alınması gerekli olacaktır. Bu bizim düşündüğümüz yatırımların, daha doğrusu zorunlu olarak yapmak zorunda olduğumuz yatırımların gerçekleşmesi için. Bazı gündem maddelerinde üyelerin talepleri doğrultusunda düzenleme yapıldı. Çoğu maddelerde kabul edilerek genel kurul sona erdi. Genel kurul sonunda Başkan İbrahim Karahallı bir teşekkür konuşması yaptı. Bu birlik ve beraberliğin yine sorunların çözümünde hep beraber hareket ederek gideceğine inanıyorum. Çünkü sizlerin desteği olmadan burada geçirilmiş olan maddeleri hayata geçirmek de mümkün değil. Bu konuda desteklerinizin devam edeceğini biliyorum. Teşekkür ediyorum. Denizli Merkez Efendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda havaların ısınması ile birlikte insan sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele etmek üzere ilaçlama çalışmaları başladı. Merkez Efendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla yapılıyor.
Sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan yerler büyük bir titizlikle ilaçlanıyor. ...14 araç ve 39 personel ile sürdürülen çalışmalar... ...belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde gerçekleştiriliyor. İlaçlama çalışmalarında haşerelere karşı erken önlem alınmasının... ...önemine dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri... ...yapılan çalışmalarda ekolojik dengenin korunduğunu belirtti. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan... ...ilçede yaşayan vatandaşların yaz aylarını... ...rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Merkez Efendi için faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz dedi. Manisa Şehir Hastanesi başarılı ameliyatlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Hastane bir ilke daha imza attı. Hastanede kapalı kalp ameliyatı yapıldı. İzmir'de yaşayan Songül Kaya ileri derecede nefes darlığı şikayetiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayenede Kaya'nın kalp kapağında daralma tespit edilince hemen ameliyata alındı. Kardiyoloji uzman hekimi Habil Yücel ve kardiyoloji uzman hekimi Rahman Bilal Gediz tarafından uygulanan mitral balon valvuloplasti ameliyatı ile Kaya sağlığına kavuştu. Manisa'da ilk kez Manisa Şehir Hastanesi'nde uygulanan yöntemle herhangi bir kesi olmadan kasık bölgesinden iğne yardımıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası hasta Songül Kaya hem yaklaşık 5 saat içerisinde yürüyebilir duruma geldi hem de bir günlük hastane yatışı sonrası taburcu edilecek. Kardiyoloji uzman hekimi Habil Yücel başarılı geçen ameliyatın ardından konuştu. İlk kez gerçekleştirilen yöntemi anlattı. Hastamız bize İzmir'den başvurdu. Nefes darlığı şikayeti vardı. Ciddi nefes darlığı şikayeti vardı. Poliklinik muayenesinde yapılan sonuç sonucunda mitral kapak dediğimiz kalp kapağında ciddi daralma tespit ettik. Bu ameliyat sınırındaydı. Daralmanın ciddiyeti ileriydi. Ameliyatın iki türü var. Açık ameliyat ve kapalı ameliyat olmak üzere iki çeşit oluyor. Kapalı ameliyat daha önce hastanemizde hiç yapılmamıştı. Hastayı anlattık, nasıl bir işlem olduğunu anlattık, isterini anlattık. İsterse burada yapılabileceğini söyledik. Hasta da kabul etti. İşlemi gerçekleştirdik. Başarılı bir şekilde kapalı yöntemle kalp kapağı ameliyatını gerçekleştirdik. Tabii öncelikle hastamızı şifa bulmasına vesile olduğumuz için mutluyuz. Tabii ki ayrıca bu ilk defa yapılan bir ameliyat. Manisa'da ve Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk defa yapılan bu ameliyatı başarılı bir şekilde yaptığımız için ayrıca mutluyuz. Çevremizde, çevre illerde ve Manisa'da buna benzer kalp kapağı hastalığı olan hastaları sizlerin de aracılığıyla artık bu işlemler başarılı bir şekilde burada yapılmaya başlandı. Tamamen ücretsiz bir şekilde herhangi fark alınmadan devlet koşulları ile yapılmaya başlandı. Hasta işlemden bir gün önce yatıyor ve ertesi gün tekrar taburcu oluyor. Hızlı bir şekilde ayağa kalkıyor. Kapalı ameliyatın avantajı da bu. Herhangi bir göğüste herhangi bir cerrahi işlem olmuyor. Kasıktan küçük bir iğneyle girip yapıyoruz bu işlemi. Bu anlamda hasta ameliyattan 4-5 saat sonra ayağa kalkabiliyor. Ertesi gün de taburcu oluyor. Tabii kalp kapağı daralması nefes darlığına neden oluyor. Yol yürüdüğünde, iş yaptığında ciddi şekilde kalp kapağı daraldığı için nefes darlığı oluyor. Biz bunu kapalı yöntemle genişlettiğimiz için hastamız daha rahat yürüyecek ve nefes darlığı olmayacak. Hasta Songül Kaya sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Vallahi memnun kaldık çok. Yani her şey spontan gelişti. Müracaat ettim. Bayağı aşırı nefes darlığı çekiyordum. Yoruluyordum sürekli. Doktorumuz Habil Bey hemen dedi müdahale edelim, ameliyat yapalım dedi. Ben de kabul ettim. Öyle ameliyat olduk, şey olduk yani. İyi oldu çok şükür. Şimdi daha iyiyim. Ali Ağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve fiyat denetimleri yapıyor. Esnaf ve ticaret odaları tarafından belirlenen gramaj ve fiyat tarifesine uymayan fırıncı esnafına tutanak tutularak cezai işlem uygulanıyor.
Ali Ağa Belediyesi Zabıta Müdürü Sait Estek, Esnaf ve Ticaret Odalarının Mart ayında almış olduğu karar doğrultusunda 210 gram ekmeğin satış fiyatının 3 lira olarak belirlendiğini söyledi. İlçemizde faaliyette bulunan fırınlarda ekmeklerde gramaj ve fiyat denetimlerimiz devam etmektedir. Bilindiği gibi en son Mart ayında ticaret ve esnaf odaları tarafından alınan kararlarla Ali Ağa'mızda 210 gram ekmeğin satış fiyatı 3 TL olarak belirlenmiştir. İlçemizde ekmek satışı yapan esnaflarımız da belirtilen bu gramaj ve fiyat standardına uymak zorundadır. Hafta başından bu yana yapmış olduğumuz denetimlerde alınmış olan kararlardaki gramaj ve fiyat standartlarına uygun satış yapan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Belirtilen standarttan düşük gramajda ya da yüksek fiyatta ekmek satışı yapan esnaflar ile ilgili de gerek belediye emir ve yasakları yönetmeliğimizin ilgili maddeleri, gerekse ticaret ve esnaf odalarının mevzuatları uyarınca gerekli ceza işlemler başlatılmıştır ve uygulanmaktadır. Vatandaşlarımız da karşılaştıkları olumsuz durumlarda zabıta müdürlüğümüzle iletişime geçebilir. Efeleri marka kent yapma hedefiyle her ay açılıştan açılışa koşan Başkan Atay'ın kadınlar için projelendirdiği hanım evinin sayıları arttı. Kadınların sosyalleşmek için tercih ettikleri hanım evlerinin dördüncüsü Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılış dolayısıyla Başkan Atay'a tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında Başkan Atay'ı kutladı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da törende konuşma yaptı, kadınlar mutlu ve özgür olmalı dedi ve ekledi. Seçimden önce ne söz verdiysem hepsini yerine getirmek için çaba sarf ediyorum. Bugün burada bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bunu hep ama hep sizin sayenizde yaptım. Esas siz alkış hak ediyorsunuz. Size çok ama çok teşekkür ederim. Kadınlarımız için yaptık. Kadınlarımızın mutlu olmasını istiyorum. Özgür olmasını istiyorum. Ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını istiyorum. Onların sosyalleşmesini istiyorum. Çünkü kadınlarımız mutlu olursa inanın aile mutlu olur, toplum mutlu olur ve bu ülkedeki kargaşa da sona erer arkadaşlar. Kadınlar o nedenle çok önemlidir. Görevimiz onları mutlu kurmak, mutlu olmalarını sağlamak için biz yerel yöneticilere de gereken altyapıyı sağlamaktır. Bu da onun bir eseri, hanım evinin dördüncüsü. Büyük bir ihtiyacı karşılayacağını umduğum bu hanım evinin hepimize, Efeler halkına, kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Nusaybinli Ziya ve Salih Akyüz'ün ilk çocuğu olan Ali Akyüz doğuştan SMA tip 1 hastası. Teşhisten sonra 9 ay Adana'da yoğun bakımda kalan Ali'nin 3 defa kalbi durdu. Şu an 20 aylık ve 9 kilo olan Ali bebeğin tedavi olabilmesi için 13 kiloya ulaşmaması gerekiyor. Dubai'deki bir hastanede tedavi olması gereken Ali bebeğin tedavisi için gereken ücret ise 1.877.600 dolar. Ailesi evlatlarının bir an önce tedaviye ulaşmasını ve iyileşmesini istiyor. Bunun için de hayırseverlerden destek bekliyorlar. Merhaba, ben Ziya Akyüz, Ali Akyüz'ün babasıyım. Bizim çocuğumuz sebahati bir ölümcül kas hastasıdır. Çocuğumuzun tedavisi çok yüksek olduğu için devletimiz karşılamıyor. Devletimiz karşılamadığı için biz de kampanyaya başvurduk. Kampanyamız 2,5 milyon dolar civarıdır. Maddi gücümüz yetmediği için sizi de yanımızda bekliyoruz. Desteklerimizi, sesimizi duyurmanızı istiyoruz. Bize yardım etmenizi, bizimle birlikte bu yolda yürümenizi istiyoruz. Yazında yaşanan orman yangınlarından etkilenen köylerin kendi kendine yetmesi, tarihi, coğrafi ve kültürel potansiyelin değerlendirilmesinin yanı sıra eğitim düzeyinin yükselmesi ve çevre bilincinin gelişmesinin hedeflendiği Örnek Köy Projesi kapsamında Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarından biri olan Bayır Mahallesi Örnek Köy oldu.
Bayır Mahallesi'nin değişen çehresi Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Çiçek, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı OPET AŞ Yönetim Kurulu kurucu üyesi Nurten Öztürk'ün de katıldığı lansmanla tanıtıldı. Bir süredir bayırda yürütülen çalışmalar doğrultusunda köy meydanından geçen yola Balaksi ismi verilerek bu aks üzerindeki yapılar kendine özgü mimari yapıları korunarak restore edildi. Yollar, yahane, cami, köy kahvesi ve köy meydanı başta olmak üzere pek çok alan yenilenirken tarım ve turizm alanında düzenlemeler yapıldı. Turizm potansiyelini arttırmak amacıyla antik bölgelere harita ve örnek pansiyon çalışmaları gerçekleştirildi. 11 kadın üyeyle kurulan Güçlü Kadın Girişimciler Kooperatifi ise orman ürünleri temelli kozmetik ürünler için laboratuvar çalışmalarına başladı. Şu siyah şeyleri yaptılar, güçlendirme. Otantik değil mi? Tamam, orası. Burada bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, son 2 yıldır Marmaris'in zor zamanlardan geçtiğinin altını çizdi. Yangından en çok etkilenen mahallelerimizden biri olan Bayır Köyü'ne katma değer kazandıracak bu proje için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. 2 yıldır Marmaris üzerinde hakikaten oldukça zorlu, sıkıntılı günlere maruz kaldık. Tüm dünyayı saran pandemiyle birlikte arkasından yaşadığımız orman yangınları, devamında yaşadığımız seller ve hatta hayatta benim aklıma gelmeyecek bir şeydir, kardan dolayı yolların kapanmasına bile şahit olduk. Ama her zaman da şunu söyledik, Marmaris enerjisi oldukça yüksek bir kenttir. Ve şu mottoyu ortaya koyduk, küllerimizden doğacağız. Çok şükür bu zorlu, sıkıntılı günleri geride bırakıyoruz. Bu anlamda da ben Nurten'imin şahsında tüm OPET ailesine ve Sayın Valime de özellikle böyle bir güzel çalışmaya öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. Gazi, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesini ulaşabilmek için kadınlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. O yüzden özellikle o kısmı için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederiz. Köyümüzü güzelleştirdiniz ve geliştirdiniz. İnşallah burada köyümüzün güçlü kadınlarıyla birlikte çok güzel işler imza atacağız. Sarayköy Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Sarayköy Tarım ve Kültür Festivali 2. gününde de birbirinden eğlenceli, öğretici ve tanıtıcı etkinliklerini sürdürüyor. Festivalde ilçedeki anaokul, ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik özel etkinlik oluşturuldu. Sarayköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Sarayköy Anadolu Masalları Şenliği programı düzenlendi. Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akan, Şube Müdürleri Özcan Aslan, Mine Fildağlı ve öğrenciler katıldı. Programda öğrencilere öğretmenler tarafından Anadolu'dan masallar anlatıldı. Çocuklar öğretmenlerinin anlattığı masalları can kulağıyla dinlerken masallar arasında sunulan eğitici şarkılara eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu. Programın sonunda Sarayköy Anadolu Masalları Şenliği'nde yer alan öğretmenlere plaket takdim edildi.
Aşağı mahallede bulunan Hacı Ahmet Şen Türk Parkı'nda ise en iyi erik, en güzel buzağı, en güzel koç yarışması düzenlendi. Yarışmaya Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan, AK Parti İlçe Belediye Meclis Üyeleri Mustafa İdeli, Ahmet Karabacak, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Gümen, Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, çiftçiler, besiciler ve vatandaşlar katıldı. Önce 17 koç ve 17 buzağı ırk özelliği, bakımı ve dış görünüşüne göre jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Ardından Türkiye'de isim yapmış Sarayköy'ün en ünlü ve önemli tarımsal ürünlerinden olan papaz eriği görünüş, irilik, tat, lezzet, gevreklik ve temizlikle değerlendirildi. Yarışmada İsmail Erdoğan'ın buzağısı, Ümit Bulanık'ın koçu, Halil İbrahim Ulukaya'nın eriği birinci seçildi. Her yarışmanın ilk üçü çeyrek altınla ödüllendirildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm hayvan sahiplerine bir çuval yem ve biberon hediye edildi. Sarayköy'de tiyatro festivalde de unutulmadı. Atatürk Parkı'ndaki sahneye çıkarak yüzlerce misafiri güldüren Sarayköy Belediyesi Tiyatro Kulübü'nün Herkes Bir Alem isimli oyunu büyük beğeni aldı. Anne! Anne! Ben uzay mekiği istiyorum. Ulan bütün arkadaşlarım uzay mekiği var. Ben de uzay mekiği istiyorum ya. Ya ne uzay mekiği ya? Bak sana bir sürü araba aldık. Bir sürü boyama kitabı aldık. Bir sürü oyuncak var. Ay anne ben ne yapacağım arabayı boyama kitabı? Ben uzay gemini alacağım. Uzay gemiyle uçacağım. Kızları tavlayacağım ya. Kızları tavlayacağım ya. Annem gitmiş çeyiz sandığını görmüş. Ben nereden bulacağım şimdi onu? Kendin adamı yeni arıyorum. Neyle kazacağım ben? Festivalin ikinci gün konserinde ise sahnede Mustafa Bozkurt yer aldı. O Ses Türkiye birincisi olarak ismini duyuran sanatçı Bozkurt sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu. Müzik şöleninin ardından Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş sanatçı Mustafa Bozkurt'a plaket takdim etti. Kapıda adını sorma. Haydi çok güçlü gelsin. Buyurun. Ya insan annesi için bu kadar mı yani? Küçük sesle söylemez. Koparma. Bu aldığım en güzel plaket. Çok teşekkür ederim başkanım. En kısa zamanda inşallah tekrar buradayız. Sağ olun, var olun. Kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, Yazılı Mahallesi'nde 3 farklı noktada yol yapım çalışmalarına başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yolların stabilizesi yapılarak parke taşı döşeme işlemlerine başlandı. Yazılı Mahalle Muhtarı Erkan Çevik, çalışmalarından dolayı Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yol talebini belirtmesinin ardından çalışmaların başladığını söyleyen 90 yaşındaki Şadiye Ekiz, Başkan Özcan'a teşekkür ederek selamlarını iletti. Diyor gelsin dedim, belediye başkanı diyor beni görsün dedim. Oradan dolanacağım diye uğraşıyordum. Sağ olsun. Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Şiir ve Müzik Dinletisi Tarihi ve Desten Nikah ve Çok Amaçlı Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Şiir ve Müzik Dinletisi'ne Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Eğitim Birsen Yunus Emre İlçe Temsilcisi Serdar Dinçer, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Çümen, Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu, Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi öğretmenleri, idarecileri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu konuşma yaptı. Katılımcılara teşekkür etti. Gerçekten öğrencilerimiz de çok güzel bir gece yaşattılar. Bu pandemiden sonra böyle güzel faaliyetlere gerçekten hasrettik, duygulandık, gittik, geldik, neşelendik. Çok güzel bir gece oldu. Gençlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. Değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Siz saygıdeğer velilerimize salonumuzu doldurduğunuz birler bizlerle beraber oldu. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise öğrencileri tebrik etti. Geleceklerimiz gerçekten bu akşam bize çok mutlu bir zaman dilimi geçirdiler. Aslında hayat geçiyor. Şöyle bir baktığımız zaman hepimizin hayatında işte doğduk, okula gidelim, ilkokul bitsin, ortaokul bitsin, lise bitsin. Bu koşma nereye? Yaşamadıktan sonra değil mi? Ben gençleri tebrik ediyorum hepsini ayrı ayrı. Dolu dolu yaşadılar, dolu dolu bizi mutlu ettiler. Onun için ben başta öğretmenimiz olmak üzere sevgili yavrularımızı tebrik ediyorum. Bu gecenin hatırına bundan sonra da inşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Pandemi de artık bitti, salonları doldurduk. Manisa bir kültür kenti, bir turizm kenti, bir spor kenti, bir eğitim kenti. Her ne kadar şehzadelerde olsak da Yunus Emre gerçekten adına yakışır bir eğitim ilçesi. Bu vesileyle yine ilçemizdeki liseler arasındaki gerek sportif başarılarıyla, bugün Sümeyye Kaya'mız burada değil mi? Evet, öğrencimiz, hem ben öğrencimizi tebrik ediyorum, hem onu yetiştiren antrenörlerimizi, anneleri ve babaları tebrik ediyorum. Gerçekten pırıl pırıl gençler geliyor. Gece sonunda Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu, programın hazırlanmasında katkıda bulunan öğretmen ve öğrencilere çiçek takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. İçimden dedim, beraber yürüyelim olur mu? Varsın gölgemiz olsun füzün, dilediği gibi uzatsın çan dibimiz ayaklarını. Varsın annemiz olsun tütün, hayat daha sert vursun yumrukları. Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize hoş geldin diyorum. Gazeteci, yazar, şair ve bestekar İskender Doğan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Doğan, pandemi sürecindeki çalışmalarını ve projelerini anlattı. Yazdığı kitaplar ve film projesinden bahsetti. Biliyorsunuz 2,5 yıldır Türkiye pandemi sebebiyle inim inim iniyor. Hepimiz evlere kapandık. İnanılmaz kısıtlamalar yaşadık. Çoğumuz işimizi gücümüzü sekteye uğrattık. Ama biz ne yaptık? Ben bu 2,5 yıl pandemiyi hiç durmadım. Sabahlara kadar, gece sabaha kadar çalıştık, yazdık. Özellikle 3 tane kitap yaptım ben bu pandemi dolayısıyla. Bir tanesi Duygularım Sel Oldu. Bir tanesi Duygulara Vurulmaz. Bir tanesi Cesur, Objektif, Özgür. Bir de durmadık, albüm yaptık. Biliyorsunuz biz aynı zamanda Doğuş Müzik Yapımcılık olarak müzik yapım şirketiyiz. Şimdi kısmet olsa film yapım sektörüne biz yöneldik. Onun da belgesini aldık arkadaşlar. Bundan böyle filmler de aldık. Biliyorsunuz bu Doğuş Müzik Yapım Deniz'de tek. Çok farklı bir sektör. İstanbul'da da biz artık şube açtık. Bu iş Deniz'de oldu. Orada 3 tane müzik şirketi beraber hareket ediyor. Unkapan'da da yerimiz var. Oradan da harıl harıl müzik yapıyoruz. Albümler yapıyoruz. Yine klipler çekiyoruz. Çok değerli sanatçılarımıza müzik sektörüne kazandırıyoruz. Genelde ben tema olarak genelde ezilmişlerin, böyle zulme uğramış insanların, garibanın, fakirin sesi oldum yazdığım yazılarda. Onun için bunları işledim. Bir de benim kitaplarda genelde müzik ağırlıklı. Yani biz sanatçılarımıza yaklaşık artık yüzlerle kadar sanatçımız var. Onlara ben söz yazıyorum. Bir de besteliyoruz. Besteliyoruz. Onları sanatçılarımızı okutuyoruz. Bedava. Ben yapı itibariyle bu para işine karşıyım. Bu telif falan var ya, bu müzik yapım şirketi, bu derneklerin. Ben onu kökten karşıyım. Sanatçı
parayı konserlerde kazanacak. Sanatçı parayı festivallerde kazanacak. Biz çok farklı bir çalışma sergiliyoruz özellikle. Biz bütün sanatçı arkadaşlarımızı özellikle belediyelerle diyalog kuruyoruz. O yörede kliplerini çekiyoruz. Onlara sponsor yapıyoruz. Pek çok değerli arkadaşlarımızı albümle taşlandırdık. Bu çok güzel bir şey. Yine dediğimiz gibi bu çektiğimiz yerlerde de o yörenin değerlerini biz gün yüzüne çıkarıyoruz. Örneğin Çamel'de klip çektik. Çamel'in değerleri ortaya çıktı. O köy yaşamı ortaya çıktı. O ezilmiş insanların, o gariban insanın yaşamını biz klipleştirdik. Ulusal kanallarda dönüyor. Neler yaptık biliyor musun? İki ayda şu anda sağımda Çamel'in sanatçı var. Hidayen'in albümünü yaptık. Mehmet Dağlı abimin albümünü yaptık şimdi. Buldanlı Bedir Sarıkan'ın ikinci albümünü yaptık. Kendi albümü yaptım. Şimdi yeni halk müziği albümümüz bir daha devam ediyor. Beraber size inşallah düet yapacağız Mehmet abimizle. Merhaba, hoş geldiniz. Sizin gibi değerli gerçekten. Ben hayatımda ilk defa katılıyorum böyle bir basın toplantısına. Çünkü iki çocuk annesiyim. Benim de çocukluğum döneminden beri okumamdan dolayı ve kırsal kesimde yetiştiğimden dolayı, okutulmadığımdan dolayı hep şiire, şairle, yazara, yazmaya hep aşık bir insandım. Ve bu pandemi gerçekten içime dönmeme neden oldu. Çok fazla kitap okudum Türkiye'nin değerlerinden, yazarlarından. Ve böyle bir hayatımı anlatan, beni anlatan şiirler oluşturdum. Ve yolumuz bir şekilde İskender Doğan Bey ile kesişti. Ve benim gerçekten elimden tuttu. Enerjimi Sen Mendez Şubu Başkanı Musa Çelikler. Sanata, sanatçıya İskender Doğan abinin verdiği değeri ben çok net görüp anlayabiliyorum. Ki duygulardan, yapılan hizmetlerden belli. Her zaman dediği gibi İskender Doğan abimin, ben hep ezilmişlerden yanayım diyor ya, her zaman yaşantısı içerisinde görüyorum, hep halkla iç içe, vatandaşla beraber, hep insanlarla bir arada. Ben gelecekte de böyle olacağına inanıyorum. Başarılarının daim olacağına inanıyorum. İskender abiyle bir dönem yönetim kurulunda birlikte çalışma şansı da bulduk. Kendisi gerçekten bir duygu adamı. Şiirlerine de göz attım. Oldukça evet, yani kendi iş dünyasını olduğu gibi kelimelere, cümlelere dökmüş. Kendisini kutluyorum. İsmim Mehmet Dağal. 3000'den fazla şiirim var internette. Ben bunları bu kadar bilmiyordum ama kendi şiirimi kendim alamıyorum şimdi internetten. Yine İskender Bey ile tanıştık. 10 yıldan fazla radyosunda çok program yaptım. Şimdi de albümümü yaptı sağ olsun. Ellerini taşın altına, ellerini değil kellesini koydu.